Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğiniz seriye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Last Day on Earth'te raid yapacağız arkadaşlar. Bugünkü raidimizin ismi Player 7488. Biliyorsunuz ki Player'lı raidleri pek sevmiyorsunuz. Ama çeşidi çok fazla. Aslında güzel şeyler de var bugünkü gideceğimiz raidde. Örnek vereyim, bir tane tabanca alabiliyorsunuz mesela. İlla ki raidler güzel şeyler katıyor. Onun dışında 20 tane oak var, hem de işlenmiş bir şekilde. Bu benim çok işime yarayacak çünkü duvarlarımı geliştirmem için oaka ihtiyacım var. 20 tane işlenmiş oak elde etmem için 60 tane ağaç kesmem lazım. Oak kesmem lazım arkadaşlar. Bu da ayrı bir düşündürücü soru. Kampımıza geldik. Şöyle giriş yapayım. Raid'imize geldik arkadaşlar. Öncelikle şu aşamayı kontrol edeceğim. Yanıma neler aldığımı da göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi aslında tek seviye baltayla da girebilirsiniz. Ama bir tane C4 almam gerekti. Açacağım bir bölge var. Sizler açarsınız açmazsınız bilmiyorum ama ben sizlere göstermek adına açacağım. Yani işime yaramayan bir malzeme de olsa o bölgeyi açacağım arkadaşlar. Neler olduğunu görün ki siz de C4 harcarken ona göre düşünün. Şöyle taş alanlar var. Burada spear'ler var iki tane. Onlar kullanılabilir. Şu alandan gireyim diyorum ya. Ya da şu kısımdan açalım. Yanıma silah almadım. Bu arada yanıma bir şey daha almadım. Fark eder misiniz bilmiyorum ama yanımda hiçbir şekilde yiyecek yok arkadaşlar. Neden almadığımı birazdan anlayacaksınız. Şuradan geçebilir miyim? Şu aşamadan patlatsam. Şurayı da kırsam gelmezler herhalde de, yanlış yere vuruyor. Şöyle görelim yani. Şura mıydı acaba diye şey yaptım. Acaba bir yer daha var mıydı? Buradan patlatacağım. Yiyecekleri bu kısımdan alacağım. Şöyle çok da uzaklaşmayayım. C4 patlayınca gelecekler çünkü. Bayağı yükseltiyor ya C4. Gördüğünüz gibi yiyecek kısmını buradan halledeceğim. Şöyle köpeğime de biraz iş yaptırmayı düşünüyorum. Şuradan yiyeceklerden halledeceğiz. Bu arada köpek alttan 6-6 indiriyor abi. Çok iyi devam ediyoruz. O öldü mü ya? Bir karıştı oralar. Öldü herhalde. Şurada bir sandığımız daha patladı arkadaşlar. Bunda ufak tefek malzemeler var. Şunu alabiliriz belki. Eğer yerimiz olursa. Şöyle devam edelim. Açtığımız diğer sandığa bakalım. Buradan alabileceğim bir şey var mı? Belki tohumlardan havuç yapmak için eğer yerimiz çok olursa devam edebiliriz. Şunu açalım. Yani bu aşamada aslında benim çok da işime yarayan şeyler yok. Yakın mesafe silahını alabilirim. ATV tekeri artık yaramıyor ama alacağım. Şunları alalım. Yakıtı alalım. Şöyle bir kalsın bakalım. Şu bölgeyi açalım bir de. Kırmızı bilet. Sarı bilet var. Sarı bileti almasam da olur ama bir saldırım olacaktı. Aynen. Bu arada sıkışmam hiç iyi olmadı. Ama havuç gördüğünüz gibi bir müddet kapanmıştı. Havuç böyle yavaş yavaş can dolduruyordu. Şimdi herhangi bir sıkıntı teşkil etmediği için çok rahat olabiliyoruz. Yani havucu da bandaj gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok büyük avantaj. Bakın canım bile düşmüyor. Normalde şurada havuçla hayatta kalmak mümkün değildi. Yavaş yavaş doluyordu. Şimdi gayet iyi. Yine bir ATV tekeri var. Yani biletleri almayacağım. Sarı bileti almayacağım. Şu torçları yapabiliyorsunuz zaten. Şunu alabilirim. Bilmiyorum, sarı bilet o kadar fazla var ki anlatamam ya. Bazen yer bulamıyorum yani. Silesim geliyor. Yani hepsini aynı anda açmadıktan sonra sarı biletin çok olması. Bir de iki günde bir açabiliyorsunuz ya. Burada da bir maketimiz var arkadaşlar. Şu aşamadakileri belki sonradan alırız. Tabancayı bulacağımız yere gidelim. Bir adet tabancamız olacak şu kasada. Glock var ama biraz canı düşük. Onu alalım. Onun dışında buradan mesela baltalar burada da varmış. Onları da kullanabilirsiniz. Şöyle yapayım. Şu ikinci seviyeleri belki geri götürürüz ya. Yani hiç istemediğim şeyleri de getirdiğim şeyi götürmek ama. Son iki sandığımız abi. %69 olmuş ses barımızda. Bir dalga daha geliyor. Aa bak, camdan vuruyorsunuz değil mi siz? Ben onu atladım ya. Şuradan indireyim ya.
Şuraya avuçları alalım. Şuraya da maketi alalım. Bence güzel bir raid oldu. Yani masrafsız oldu. C4 haricinde. Gayet ideal. Bir şeyler de kesmiş olduk. Sezonda olmamıza rağmen bunlar puan vermiyor. Bu arada köpek üzülmeye başladı. Yani köpek de çok bir şeyimiz kalmadı gerçi de. Evet, köpek görevini tamamladı abi. Şunu da şuraya alalım. Son 2 avuç varmış. Onu da şöyle alalım. Arkadaşlar 20 tane oak demiştim. Onu da almış olduk. Şu taşlar çok işime yarıyor. Şunu da alacağım ya. Hatta bunu da alacağım. Başka ne alabilirim? Bütün sandıkları açtım değil mi? Şurayı bir açsam mı ki? Buradan da oak falan çıkar mı? Bak onu hiç araştırmadım. Yani şunu tamamlamış olduk. Fena olmadı. Biraz motora böyle en önemlilerini koyayım. Şu bölümü göstermiş miydim bilmiyorum ama boş burası. Gördüğünüz gibi farklı bir motorum var. Sezon 12'den aldığım motor. Şu anda sezon 12'deydik. Bu videoyu çekerken artık siz daha sonraki aşamalarda da izliyor olabilirsiniz. Yakıtları şöyle koyalım. Boş şişeler ama boş şişeler durması gerekiyordu ya. Şöyle yaparız, tamam mı? Bir tane eksik alırız. Şişelerin canı sağ olsun. Tamam, şöyle bir şeyler yaptık ya. Şimdi geriye kalan kutuların hepsini dolaşacağım ki en ideal şeyi alayım. Bir de raiderlara vereceklerimi de düşünmem lazım. Şu kutu tamam. Buradan hiçbir şey almayacağım. Hatta buraya benden bir boş şişe. Zombileri ne kesmişim öyle ya. Acayip. Şunlardan 2 tane alırım. Tamam mı? Aslında taşa çok ihtiyacım vardı ya. Full taş mı girsem? Yani bu oda açtığıma değdi mi bilemiyorum aslında. Yani bir C4 maliyeti bana taşlardan belki getirmiş olabilir. O yönden iyi. Yani burada da bir şey kalmadı ekstra. Şu son açtığım kutulardan hani bu elimdekilerin yerine, ben genelde öyle bakıyorum. Mesela elimdekinin yerine şunu alsam mı acaba, veya işte daha değerli bir şey çıkabilir mi diye, ama şu anda çıkmayacak. Biraz taş durumunu dengeleyici bir şeyler yapsam mı ki diye düşünüyorum şu anda. Hadi şöyle bir tane yapayım. Gerisine çok da şey yapamadım ya. Burada da taş çokmuş. Aslında burada bugumuzu kullansak nasıl olur? Aynen, ben bugu kullanacağım abi. Arkadaşlar Spear'da ölebilirsiniz. Haritanın hiç dışına çıkmamanız gerekiyor. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Haritanın dışına çıkarsanız eğer bu taktik maalesef gerçekleşmez. Şurada öleceğim. Motorumun arkasındaki ögeleri böylece doğruca kampıma getirmiş oldum arkadaşlar. 8 tane fazla eşya alabileceğim bu taktik sayesinde. Sizler de 8 tane alabilmek için motorunuzun arka bagajının hacmini genişletmeniz lazım. Bunun için Gun Station'da bol bol seviye atlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer 8 değilse 4 ise de siz de fazladan 4 tane eşya almak için bu taktiği uygulayabilirsiniz. Haritadan çıkmadığım için raid bölgesi kaybolmadı arkadaşlar. Tekrar aynı bölgeye gidip eşyalarımı alacağım. 8 tane de motorumun arkasına ekstradan eşya alacağım ve bu sayede 8 ayrı eşyayı fazladan götürmüş olacağım. Bu arada yani çok ses yapmayacağız gibi düşünmüştüm ama Big One'ın da aşamasına az kalmış. Spear'ların yakın ölseniz bile böyle dibinde kalmıyor, merak etmeyin. Ölme durumunu söz konusu değil. Şunları giyelim. Elime alacaklarım var burada. Böyle 3 tane alan bile gerçekten çok önemli raid aşamasında. Cesedi tamamen topladık. Şimdi motorumun arkasına gidip 8 ayrı ögeyi daha koyacağım. Gördüğünüz gibi motorun arkası tamamen boş. Bayağı taş götürmüş olduk. Umarım raiderları kolay bir şekilde kandırabiliriz ya. Benim şu anda aklım tamamen orada. Şu aşamaya doğrudan gitsek şuradaki neri alalım. Ama taş diğer tarafta vardı. Dur. Taş öncelikli devam edeceğim. Başka değiştirebileceğim bir şey. Şurada bir tane baltam var ama değiştirmeyeceğim ya. Bence gayet ideal şu anda. İstediğim her şeyi almış oldum bu sayede. Bu raid de bu şekilde tamamlamış olduk. Fena değildi yani. Şöyle
taş ve odun toplayamıyordum. Vaktim olmuyordu. Sezondan dolayı çok fazla ilgilenemiyordum. Bu aşamada iyi break'ti. Arkadaşlar geldik Raider'larla pazarlık olayına. Yine sadece bölgeden aldığım bir şey vereceğim. Aslında değerli bir şey bu. Ama şöyle, o bölgeden aldığım için yani zarardan, kardan zarar olmuş oluyor. Bende de fazlasıyla var ve şu anda kullanmadığım bilgi öge olduğu için buradan elektronik kartı verdim arkadaşlar. Sam's True dedi zaten. Direkt şuradan onaylıyorum. Aslında bunları patlatabilirdik bak. Ama neyse, 2 saat beklemek istemedim. Bir dahakine öyle de yapabiliriz. Raid'i tamamladıktan sonra yaptığım en önemli şeyi söyleyeyim. Bu arada raid yapmak için artık 150 seviye olmanız gerekiyor. Aa, benim teybin yeri değişti ya radyonun. Teyip diyorum ya, olaya bakar mısın? Şuradan hemen tekrar onları çağırmalıyım. Şurada geçtim mi frekanslarını, aynen. Bu arada şu aşamayı artık tamir edebiliriz ya. Odun vardı gerçi de, yani niye tamir etmediysem. Buradakiler önemsiz ögeler ya. Taş duvarın içine girmesinler de, oraları halledeceğim zaten şimdi. İki duvar daha yapacağız. Hemen gelirler arkadaşlar, birkaç saniye sonra aynen geldiler bile. Bakalım görevler neymiş, çok merak ediyorum. 3 kere dealer sandığı görevi var. 7 tane, 5 tane balta yap var. 1 tane C4, 3 tane puppy var. Bunu yaparız ya. Bir de ne diyor arkadaşlar? Farmda 3 tane boğa öldürmem gerekiyor. Bu da kolay görevler ya. Hemen yapabilir miyim? Şöyle düşünüyorum da. Köpek ve dildir haricinde hemen yapılabilir görevler aslında. Köpekler de hazırda var mı bilmiyorum. Birkaç tane vardı. Dildir'e kalıyor işimiz. Yani yakın zamanda bu hafta içerisinde tekrar sizlere bir raid videosu gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.